Merhaba. Bugün ilginç bir konudan bahsedeceğim. Güzellik salonları ve fitness salonları. Şimdi neden bu konudan bahsedeceğim? Yani dikkat ettiyseniz son 5-6 yılda her yerde güzellik salonu, spa merkezi, fitness salonları açıldı. Bu ilginç. Her ne kadar çok garipsemedik belki, çok olağan akış içinde ve herkes güzellik salonlarına gitmeye başladı, spa merkezlerine gitmeye başladı. Bütün erkekler, kadınlar fitness salonlarına, spor salonlarına gitmeye başladı. Yani bundan 10 yıl önce aslında sosyetik bir alışkanlık, sosyetik bir eventti. Güzellik salonlarına gitmek, periyodik bir şekilde spor salonlarına, fitness salonlarına gitmek üst ya da orta üst sınıfa ait bir alışkanlıkken artık herkes yapıyor ve yani en böyle getto diyebileceğimiz, varoş diyebileceğimiz mahallelerde de gayet güzel fitness salonları, güzellik merkezleri açıldı. Bu neden ilginç bir şey? Çünkü her yerde böyle mantar gibi güzellik salonu ve fitness salonu patlaması yaşandığı dönem aslında orta sınıfın çöktüğü, çok yüksek enflasyonun yaşandığı, döviz krizinin yaşandığı, gıda enflasyonunun yaşandığı, yani yediğimiz ekmekten diğer yediklerimize bütün kalitelerinin düştüğü, üstümüze başımıza aldığımız işte kıyafetlerin hem pahalandığı hem kalitelerinin düştüğü bir dönemde eskiden sosyetik olan bir alışkanlık, bir hizmet acayip bir şekilde demokratikleşti. Ve bunu aslında hiç garipsemedik. Ta ki bu TikTok fenomenlerine operasyonlar başlayana kadar. Çünkü bu operasyonlarla birlikte işte bu Dilek Polat'tı galiba. O operasyonlarla birlikte aslında güzellik merkezlerinin birçoğunun kara para aklama merkezi olduğu ortaya çıktı. Ve bunun yanında fitness salonlar da böyleymiş. Yani ben de bunu yani bu olaylar üzerine bir ya Fatih Altaylı'daydı ya Ruşen Çakır'da hatırlamıyorum. Yani birinden duydum yani fitness salonları ve güzellik merkezlerinin aslında kara para aklama merkezleri oldu. Yani bir dönemin aslında kumarhaneleri gibi bir fonksiyonu işlediğini gördüm. O zaman gerçekten böyle dogmatik uykumdan uyandım. Hani evraka diye ayağa kalktım. Çünkü burada çok ilginç bir şey var. Türkiye'nin yatırımcıya ihtiyacı var. Sıcak paraya ihtiyacı var. Ama sıcak para çekmesi için işte faizleri arttırması lazım. Ama faizleri arttırırsa işsizlik artacak. Ve işsizlik yani enflasyondan daha beter bir şeydir iktidarlar için. Enflasyon iktidarı götürmez ki nitekim götürmedi ama işsizlik götürür. Ve mükemmel bir çözüm buldu aslında iktidar. Legal yatırım çekemediği için yani sıcak para çekemediği için kara para çekti. Yani o da sıcak para, sermaye çekti. Ve bunları aklanması için de aslında güzellik merkezleri gibi, fitness salonları gibi yerler iş gördü. Ve bunun sonucu da tuhaf bir şey oldu. Hem Türkiye'nin ihtiyacı olan sermaye buraya geldi. Hem de böylelikle işsizlik faiz yükseltmesine gerek kalmadı hükümetin. Hem de faiz yükseltmediği için enflasyonun arttığı bir dönemde aslında halkta rıza üretebilmek için çok sosyetik, yani düne kadar sadece zenginlerin ya da hali vakti iyi olanların yani orta üst sınıfın yapabildiği bir eventi herkes yapabildi. Yani ekmek yiyemeyen adam, pasta yiyemeyen adam, üstüne başına doğru düzgün bir şey alamayan bir insan fitness salonuna gitti periyodik bir şekilde, güzellik salonlarına gitti. Çünkü bu salonlar, yani fitness salonları ve güzellik salonları asıl parayı kara paradan kazandıkları için düne kadar sosyetik olan ve pahalı olan bu hizmeti çok ucuza aslında halka sundular. Yani biz yiyecek yemek yani evimize giren ekmek azalırken, gıda enflasyonu varken nasıl fitness salonuna, güzellik salonuna gidebiliyoruz? Çünkü ucuzlar. Yani bu enflasyonda aslında daha pahalı olmaları lazım. Ama zararına o hizmeti yapıyor. Çünkü orası asıl parayı kara paradan kazanıyor. Yani o bir paravan. Dolayısıyla biz çok ucuza hizmet almış oluyoruz.
Yani güzellik salonundan, spa merkezinden ya da fitness salonundan, spor salonundan çok ucuza hizmet alıyoruz. Ve bu aldığımız hizmet karşılığında da kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çünkü bu çok sosyetik bir hizmet aslında yani. Yani vücuduna bakıyorsun, güzel görünüyorsun. Yani orta sınıf çökerken, bizim sosyal statümüz çökerken, cebime bize giren para azalırken, düne kadar alamadığımız lüks bir hizmet alıyoruz aslında. Daha az ekmek yiyoruz, daha kötü ekmek yiyoruz. Üstümüze başımıza kıyafet alamıyoruz. Şöyle böyle, ama dün lüks olan bir hizmet ve çok dediğim gibi sosyetik bir hizmet. Yani belki fakirleştiğimizi, yoksullaştığımızı hissetmememize neden olan, kendimizi zengin gibi hissetmemize neden olan bir hizmet alıyoruz. Böyle iktidar açısından tam bir taşla iki kuş, hatta kuş katliamı. Yani hem faizleri yükseltmene gerek kalmıyor, böylelikle işsizlik patlamıyor. Buna rağmen ihtiyacın olan parayı bir şekilde alıyorsun, sermayeyi. Hem de enflasyon nedeniyle halkın alım gücü düşerken, düne kadar lüks olan bir meta, hizmet çok geniş kesimler yararlanabiliyor. Böylelikle de halkta bir başka bir açıdan bir rıza üretmiş oluyorsun. Ve biz şu an bunu fark etmiyoruz yani. Bu son operasyonlarla ben fark ettim. Ya belki muhtemelen çoğunuz farkında değil. Yani bugün güzellik salonlarına, fitness salonlarına gidebiliyorsanız çoğunuz, bunu iktidarın kara para politikasına, mafyaya, işte suç örgütlerine alan açmasına borçlu. Yani burayı bir kara para aklama cennetine çevirmesine borçlusunuz. Bu çok ilginç bir şey. Yani bunu fark ettim. Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.